A para ekranlarından bir kez daha mutlu günler. İşte insanla karşınızdayız. Stüdyo konuğumuz bize eşlik ediyor. Mercer Yetenek Yönetimi ve İş Geliştirme Müdürü Şadiye Azışık bizimle birlikte. Şadiye Hanım öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Şafak Hanım. Şimdi tabii şirket küresel insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı yapıyor. Bu noktada araştırmalara da imza atıyorsunuz. Doğru. Çok yeni güncel bir araştırma var. Onunla başlayalım isterim tamam. aslında. Şimdi tabii ki siz hepsine hakimsiniz genel olarak. Ben sadece başlığını söyleyeceğim ve bu 2020 neleri değiştirmiş? iş <laughs> stratejilerinde, insan kaynaklarında lütfen onu bizimle paylaşın. 2021 küresel yetenek eğilimleri araştırması gerçekleştirildi. Peki tam anlamıyla neler değişmiş? Aslında baştan sona bir değişim mi söz konusu? Yoksa belli başlı başlıkların mı üzerine gidiyor insan kaynakları, şirketler? Aslında Şafak Hanım dünya bir dönüşüm içerisinde birçok anlamda dönüşüm içerisinde insan kaynakları da aslında dönüşüm içerisinde özellikle dijitalleşme COVID-19 beraber hayatımıza çok hızlı bir giriş yaptı Türkiye olarak bunun tabii ki yansımaları var. Biz sistemleri daha dijital hale getirdik ama bir gecede de yapsak öbür gün bütün çalışanlara bugün daha dijital çalışacaksınız diyemiyoruz. Onun için çalışanların da bu dönüşüme hem etki hem katkısını sağlayabilmek için aslında onlarla ilgili bazı aksiyonlar almamız gerekiyordu. Bizim bu çalışmamız yetenek global yetenek trendleri çalışmamıza baktığımızda biraz kapsamdan ben size bahsedeyim. Biz şirketlerin 27 ülkede bu arada yayınladık. Türkiye'de onlardan bir tanesi ilk defa 174 şirketin katılımıyla Türkiye'ye özel bir rapor çıkardık. Peki raporun içerisinde neler var? Hem şirketlerin yetenek stratejileri, hem ödüllendirme stratejileri hem organizasyonel dönüşüm hem de bu yeni dünyada beceri setleri çalışanlardan beklediğiniz beceri setleri nasıl değişti aslında bunları biraz inceledik. Eee asa çarpıcı sonuçlar da var baktığımızda. Türkiye özelinde bakarsak beceri yeni bir çalışanların yeni beceriler kazanması veya var olan becerileri derinleştirmesi, geliştirmesi insan kaynakları liderlerinin 174 şirketi neredeyse %70'i aynı cevabı vermiş. 2021'in ajandası baktığınızda insan kaynaklarının üst yönetimin de aslında yatırım yapmak istediği alan ki bu çok önemli bir konu. Genelde insan kaynakları bu bazı konular önceliklendirir ama üst yönetimden bütçe alamaz. Artık aslında dünya bunun farkına vardı. Biz çalışanlarımıza daha fazla yatırım yapmamız lazım. Dönüşümü aslında başarılı kılabilmek için. Dünya da birinci sırada aslında bu çalışmaya baktığımızda yine çalışanlarının becerilerini geliştirmek istiyor. Esneklik yine ikinci bir konumuz aslında ajandaya baktığımızda ama esneklik artık biz Covid-19 beraber biraz evden çalışma veya saat 8'de değil de onda işe geliyor olmak aslında bir esneklik olarak tanımlamıştık. Artık bunun boyutunu değiştiriyor şirketler baktığınızda. Sadece 8 değil de onda işe başlamak aslında esneklik değil. E çalışma modellerinde esnekliğe gitmeyi istiyorlar. Bu da nedir? E sizin şirketinizde çalışanlarınızın bir grubu %100 evden çalışabilir. Bir grubu %100 ofise gelmek durumundadır. Bir kısmı da Hibrit çalışabilir, karma çalışabilir. Peki bu üç farklı gruptaki çalışanlar aynı ödüllendirme ve yanaklara mı sahip olacak? Bu bir soru. Özellikle yanaklar kısmı, hani Türkiye'de bizim piyasadan aldığımız cevap da aslında hayır. Ben farklı segmentteki çalışanlarıma farklı yanaklar sunacağım. Belki de farklı kariyer yolları tasarlayacağım gibi aslında esekliği biraz daha boyutlarını değiştirmiş durumdayız. Dünya da bu kısımda hatta bu aslında Amerika'da bir süredir çalışma modeli olarak hayata geçmişti. Bu Avrupa'ya geldi. Şimdi Türkiye'de aslında bu konuda hızlı adımlar atmaya başladı. Diğer bir konu ödüllendirme. Diyoruz ki çalışanlardan daha fazla beceriler kazan, kazanacaksın. Ee, seni bir işten başka bir işe aldığında oradaki adaptasyonun hızlı olacak diyoruz. Peki çalışanlar için bunun katkısı ne olacak? Tabii ödüllendirme. Ee, şirketler şu an becerilerin aslında ödüllendirme üzerinde bir etkisinin olmasını ve bir modellemeye gitmek istiyorlar. Yani X kişisinin eğer daha çeşitli bir e, beceri seti varsa o kişinin belki de alacağı ücret veya kariyer yolu diğer daha belli başlı yetkinlikleri olan kişiye göre daha farklı olacak bu ilk teknoloji firmalarında aslında Amerika'da hayata geçen bir ödüllendirme sistemiydi şu an çok hızlı bir şekilde Türkiye'ye de geldi çalışma da zaten bize bunu, bunu gösteriyor. Peki bu neden diye sorarsanız e, dijital dönüşüm diyoruz dijitalleşme hayatımızda. Aslında bu dönüşümün belki kemiği olarak adlandırabileceğimiz bir IT departmanları var. Şirketlerin IT departmanlarında çalışanları şu an elde tutmaları oldukça zor durumda kaldı, zor oldu. Artık şirketler o yetenek olarak adlandırdıkları kişilere sahip oldukları becerilerden dolayı ekstra ödüllendirme tarafını hayata geçirmek istiyorlar. Peki şimdi e, özellikle e, raporda öne çıkan başlıkların altını çizdiniz. Biz de bunları madde madde az önce ekrana getirdik. Yeni hı hı. beceriler geliştirme, beceri tazeleme, esnekliğin yeniden tanımı az önce değindiniz. Ödüllendirmeden bahsettiniz ve finansman modeli. O da önemli. Ona Hı -hı. da değiniriz ama şunu aslında vurgulamakta fayda var diye düşünüyorum. Şimdi yeni beceriler geliştirme, yeni yetenek edinebilme ve var olan beceriyi tazeleyebilme. Bunu yani potansiyeli nasıl görüyorsunuz? bunu ne kadarı gerçekleşebilir? Ya da şirketler bunu çalışanlarından ne, ne derecede isteyebilir? Yani bu gerçekleştirmeye verebileceğiniz bir örnek var mıdır örneğin? Eee aslında kolay mı sorunuzun cevabı? Zor. E, hatta şöyle bir karmaşa da var. Şu an herkes Türkiye'de şirketler e, beceri setlerini, rol bazlı beceri seti, belki de e, bin tane beceri bile olabilir belirlenmiş. Peki bunları ben çalışanlarımdan ne kadarını istemeliyim? Önem derecesi nedir? E, peki bunlara sahip olabilmesi için yeterli eğitim, gelişim imkanı onlara sunulabilecek miyim? Bunların hepsi bir soru işareti. Onun için biz aslında biraz daha bunun gerçekte de kılınabilmesi için şirketlere şu önerimiz var, şu öneride bulunuyoruz. Siz her rol için, her iş ailesi için veya fonksiyon, departman için beceri seti belirlemeyin. Sizin şirketinizin stratejisi ne? 3 yıllık diyelim ki ortaya koyduğunuz strateji. içinde bulunduğunuz sektörün gideceği yön nedir? Eğer siz bir otomotiv sektöründe çalışıyorsanız, 3 yıl sonra eğer sektör elektrikli bisiklet üretmeye doğru gidiyorsa, bu dinamikleri de göz önüne alarak kritik Departmanlarınızı belirleyin ve kritik e, işler için aslında beceri setleri belirleyip bunu hayata geçirin. Çünkü bunun maliyeti de baktığınızda şirketlerin üzerine çok yüksek. İkincisi bu çalışma yine bizim çalışmamıza çıktı şu e, şirketler eğitim gelişim imkanı verse bile çalışanlara çalışanların e, bu eğitimlere e, girmek için yeterli vakti yok. Birçoğu aslında işten sonra akşam veya sabah erkenden kalkıp bu eğitimlere girmeye çalışıyor ki o da etkinliği biraz düşürüyor. Onun için odaklı gitmekte fayda var. Evet, Hayata yeni için. döneme adaptasyon biraz zor <laughs> olacak gibi gözüküyor. Doğru. Hatta şimdi şurada yeni dönemin öne çıkan becerilerine baktığımızda dijital okur yazarlık ve kendi kendini yönetme Hı. önceliklendirme Hı. ön plana çıkmış bu Doğru. araştırmada. Bunu biraz açalım mı? Tabi, e, özellikle dijital okur yazarlık bizim dünya ile bu çalışmada aramızda en büyük farkı gördüğümüz alan. E, dünya birinci sıraya aslında farklı konuları e, koyarken geliştirecek olan becerilerle ilgili, biz Türkiye'de o dijital okur yazarlığı bekliyoruz çalışanlardan. E, bu da tabii dünya bu dijital dönüşme faz faz geçerken biz Covid-19'a beraber çok hızlı girdik. Şu an bize müşterilerimiz de aslında şu şekilde bir talepli geliyor. Ben e, sistemlerimi dijitalize ettim ama şimdi çalışanlarıma bakacağım. Çalışanların e, dijital bir ortamda çalışabilmesi için hangi yetkinliklere sahip olması lazım ve ben bunu nasıl ölçümlerim ve buna göre nasıl eğitim gelişim sistemlerimi kurgularım şeklinde talepleri var. E, ee, diğer bir konu da aslında dünyanın ortak bu din dönüşümü adapte olabilmesi için çalışanların e, kendi kişinin kendi bireysel disiplini ve yönetimi aranan ortak özellik. Yani artık yeni dünyada uzaktan çalışma veya dijital ortamda çalışmada kişi çalışanların başarılı olabilmesi için hem adaptasyonun hem de kendi bireysel disiplinin yüksek olması gerektiğini görüyoruz. Belki şeyde de koymakta fark var. Dünya artık bu adaptasyonla ilgili biraz daha çalışanların değişime açık olmalarını öğrenme çevikliğinin yüksek olmasını bekliyor çalışanlardan biz bunu biraz daha alt sıralara koyuyoruz şu an Türkiye olarak Çünkü dediğim gibi biz daha, Biraz daha başlarda dijital okur yazarlık şu an bizim için gündem. Biz finansal okur yazarlık konuşuyorken değil mi arkasına hemen dijital, dijital. okur yazarlık geldi. <laughs> Bunu tabii bir anda hayata Hatta geçirebilmek zor. zor. Peki hazır finansal okur yazarlık demişken finansman modelleri de tabii ön plana çıktı. 2020 tabii bütün sektörleri etkiledi. Bu araştırmaya baktığınızda finansman modeli dediğimizde ne gibi argümanlar ön plana çıktı? Çalışma aslında bazı emeklilikle ilgili veya işte emeklilikte alınacak olan paketlerle ilgili bazı çalışmalar da öngörüyor. Yani bunların azaltılması, kişiler isteğe bağlı olarak emekliliğe çıkabilirler mi, bu çıktığında paketleme ne olur diye aslında bazı çalışmalar var. Türkiye'de bunun çok yapısal bir şey yok şu an, alt bir zemini yok. Şirketlerin bununla ilgili bir çalışmasının olmadığını da görüyoruz. Ama dünyada özellikle Amerika'da biraz daha isteğe bağlı emeklilik tarafıyla ilgili bazı konular ön planda veya çalışmaların olduğunu görüyoruz ama Türkiye biraz daha onun için şu an başlangıç noktalarında diyebilirim. Peki bu araştırmanın ışığında çalışanlara, işe arayanlara ya da iş hayatına hazırlananlara neler önerirsiniz? Neler dikkat etmeleri gerekiyor? Özellikle dijital okur yazarların ön plana çıktığı bu dönemde kendilerini nasıl motive edebilirler? Kendilerine yatırım yapsınlar demek isterim. Çünkü ne kadar farklı yetkinlikleriniz olursa, beceri setiniz olursa o kadar aslında farklı seviyelerde, farklı şirketlerde iş imkanı bulma şansınız olur. O için şu an hem ileride daha iyi bir konuma gelebilmek için hem de istedikleri kariyer yollarına tırmanabilmek için diyelim kendilerine yatırım yapmalılar ve farklı beceri setleri kazanmalılar. Peki Şahidye son dakikalarımızın içerisinde Yine bir rapordan bahsetmek isterim. Makenzi'nin bir raporu vardı. Bu raporda da pandeminin ardından her 16 kişiden biri meslek değiştirecek deniyor. Ve Uluslararası Küresel Danışmanlık Şirketi'nin o raporuna göre 8 ülkede 107 milyon çalışan 2030'da mesleğini değiştirecek. Belki burada yeni gelen kuşak da olacak. Doğru. Ee, ama işte bu meslek değiştirme öncesinde de kendilerine yatırım yapmaları ya, gerekiyor hani, dediniz. Ee, buna bir iki madde daha ekleyecek olursanız o iki madde nelerden oluşur? beceri setinin yanı tabii ki bu dijital yeni çalışma modeline adaptasyonları da geliştirmeliler. Şimdi özellikle Amerika'nın, Avrupa'nın bizim çalışmamızdaki sonuçlarına baktığınızda kişilerde en fazla aradığı değişime açık olmaları. Türkiye'de biraz daha biz bu konuyla ilgili bir nasıl diyelim? karşı koyma görebiliyoruz çalışanlarda. Buna açık olmalılar. Çünkü bugün COVID-19 geldi. Yarın başka bir şey gelebilir. Farklı bir dönüşüm içerisine girebiliriz. Dönüşüm içerisinde ayakta kalmak istiyorsa eğer çalışanlar değişime açık olmalılar. Ve o öğrenme isteğini, öğrendiğini unutup yenisini öğrenme kabiliyetlerini geliştirmeleri gerekir. Değişen dünya düzenine ayak uydurmak için de tüm bu e, bahsettiğiniz konu başlıklarını mutlaka değil mi ajandalarına not etmeleri gerekiyor e, çalışanların insan kaynakları stratejilerinden bahsettik. Şadiye Hanım çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Ben teşekkür ederim. Biz yayın sürenin sonuna geldik. işte insana şimdi bir nokta koyacağız efendim. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.